Hanımlar merhaba. Bu sefer sizlerle bir tığ örneği paylaşmak istiyorum. Kalpli tığ oyası. İnce ip kullandım. Eski iplerden kullandım ki bu tığ oyasında ip çok önemli. Kalın iple yaparsanız oya çok kaba düşüyor. Ben şu an motifleri çiçekleri bayağı büyük yaptığım için bayağı kaba görünüyor ama siz sıkı bir şekilde net görünsün diye bu şekilde yaptım. Siz sıkı bir şekilde ince iple yaparsanız daha kibar, daha düzgün görünür. Videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeşilimle başlıyorum. Hemen şuradaki şu pırpır kısmımı göstereceğim size. Şöyle. Normal zincirimi çekip milliste olmadan batıp çıktım. Yazmamın kenarı da çevrili zaten. Size hemen pırpır yapımını göstereceğim. Tığımı çekiyorum. Göz kararı. Şu şekilde. Parmağımla tutacağım burayı. Bırakmayacağım, tekrar böyle uzun kalacak. Hemen ilmeğin içinden batıyorum. Buradan iki zincir çekiyorum. Bu şekilde tığımı boşaltacağım. Böyle. Zincir çektiğim ilmeği geri tığıma aldım. İlk ilmeğimi, uzattığım ilmeğimi boşa bıraktım. Ve yapmaya devam ettim modelimi. Şöyle sıkılaştırayım. Bu şekilde yapılıyor pırpırımız. Bu ara örneğimiz de sonuncu pırpırdı. Ben hemen şuraya çiçeğin yaprağını yapmaya başlayacağım. Aramızı yapmaya devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. Milliste almadan batıp tek seferde tığımı boşaltıyorum. Böyle. 5 boşluk bıraktım. Biraz sık oldu şunlarda. Biraz net görünsün diye iri yaptığım için. Bu sefer 6 boşluk bırakayım dedim. Nasıl görünecek? 5. boşluğum. Ve 6. boşluğum. Şuradaki yaprağımı yapacağım. Bu yaprağı yapmak için 8 zincir çektim. Elim benim çok sık olduğu için biraz gevşek yapmaya çalıştım. Net görünmesi için. Şöyle 8 zincirimi çektim. 3 tane milisto aldım. Siz bunu tabii daha az çekip daha fazla kerede de boşaltabilirsiniz. Ben şu kısmı biraz dolgun görünmesini istediğim için 3 tane alıyorum. Böylece direğim biraz daha kalın olacak. Üstünü doldurduğumda daha kalın görünecek, daha tok görünecek. Çoğu kişi bunu daha az milisto olarak yapıyor. Daha fazla kerede boşaltıyor. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle çiçeğimi yapacağım kısım için zincir çekiyorum. Borumu yaptım. Direğimi koydum oraya. Şimdi çiçek yuvası için 5 zincir çekiyorum. Ve bu araya boşluğa batıyorum.
Bu şekilde. Şimdi burayı 8 kere de 10 kere de dolduracağım. 10 kere sık iğne gideceğim. Bir liste olmadan batıyorum ve tek seferde milimi boşaltıyorum. Bu şekilde. Böyle bitirmiş oldum. Çember kenarıma batıyorum hemen. Tekrar aynı bu yaprak gibi aynısını yapacağım. 8 zincir çekip 3 kere mülüste alacağım. İkişer ikişer tığımı çekerek boşaltacağım. Yine 5 zincir çekeceğim. Çiçek yuvamı yapıyorum çünkü. Bu şekilde. Yine 10 sefer de bu direği dolduracağım. Hanımlar bu şekilde yeşil kısmımı bitirdim. Şimdi şu pıtırcıklar, çıtırcıklar, pırpırlar artık ne derseniz siz şunları yapmayı göstereceğim. Şu arı örneğimle çiçeklerimin göbeği aynı şekilde yapılıyor. İsterseniz şöyle ipimi alayım ve ara örneğimin üzerinde, şu pırpırın üzerinde göstereyim size nasıl yapıldığını. Aslında gayet basit, herkesin de bildiği şekilde yapılıyor. Yuvamızın içine ipimizi sabitleyip 5 zincir çekip batacağız. Ve bundan toplam 5 tane yapacağız. Siz kalabalık görünüyor derseniz 3 yaparsınız. Daha minik görünür. Bu şekilde. Böyle. Zincir çekip yuvaya batıyoruz. Zincir çekip yuvaya batıyoruz. 2. Üç. Beşinciyi de yaptım şöyle. İpimi yakayım hemen. Dediğim gibi kalplerimin ortası da bunlarla aynı. Şöyle. Bu pırpırlarla aynı şekilde yapılacak. Şu yuvaların üzerine, iç kısmına, şuralara, ara örneğimde yaptığım gibi pırpırları yapacağım. Bu şekilde hanımlar, ortaya da yaptım aynı şekilde. Burada uyguladığım modeli. Şu an şu kırmızı kısımlara geçeceğim. Hemen başlayalım. Bunun temeli de zincir, zincirden oluşuyor. Merdiven gibi basamak basamak ilerleyeceğiz. Hemen şu pıtırcığımın dibine ipimi tutturdum ve 5 tane zincir çekiyorum. 4 tane, özür dilerim. İlk için 4 tane çekelim. Çünkü dipte çok kaba duruyor 5 tane çekince. Sadece ilk basamak için şöyle 4 tane zincir çektim. Bilüste almıyorum bakın. Direkt dibe batıyorum. Yalnız boşaltırken iki seferde boşaltıyorum. Böyle. Milüste almadan battım. Boşaltırken de iki seferde boşalttım tığımı. Şimdi bundan sonrası için hep 5 zincir çekeceğim. Böyle. Milüste almadan yuvamın içine şu ilk yaptım ya zincir. Onun içine şöyle görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Şöyle battım. Ve yine milüste almadım. Yine ilk seferki gibi iki seferde boşalttım. Böyle böyle devam edeceğim. 12 tane yapacağım biraz iri olsun diye. Siz tabii daha küçük görünmesini isterseniz daha
az yapabilirsiniz. Bu şekilde. İç menüsü almadan yuvamın içine batıyorum. Şöyle. İki seferde de tığımı boşaltıyorum. Görüntüm netleşti. Şu an net görünüyordur umarım. Böyle kaç 4 tane yapmışım. 8 tane daha yapacağım böyle. Menüsü almadan yuvamın içine batıp iki sefer de boşalttım. Bu şekilde hanımlara 12 yuvamı yaptım ve bu yuvalarımı şöyle şu yaptım. Pıtırcığın ortasına, ortadaki pıtırcığın içine girip burada birleştiriyorum. Bu şekilde. Ve aynı işlemi tekrar şurada yaptım. İşlemi tekrar burada yapacağım. Yine ilk sefer için 4 tane çektim. Bu sarı pıtırcığın içine batıp virüsü almadan 2 sefer de boşalttım. Devamında bundan sonrası için 5 tane çekiyorum. Oluşturduğum kırmızı yuvanın içine batıp 2 sefer de boşaltıyorum. Yine bu taraf için de 12 tane yapacağım. Yine az önce yaptığım gibi kanadımı bitirdim. İkinci kalbimin ikinci kısmını bitirdim. Bu sefer başta başladığım gibi şu sarı kısmın dibine geleceğim ve buraya batacağım. Bu şekilde kalbimizin birinci kalbimiz oluşmuş oldu. Burada ipimi kopartmıyorum. Kopartabilirsiniz siz. Kopartırsanız şu iki kalp birbirinden çok ayrı düşer ve kırışma ihtimali daha fazla oluyor. Ve birleşik durdu mu daha düzgün duruyor. Şöyle diğerlerine ben 5 4 zincir çekmiştim. Bu sefer 5 zincir çektim. Şöyle zincir çekip şu diğer yuvaya geliyorum. Ve buraya batıyorum. Bu şekilde. İlk seferde yaptığım işlemlerin aynısını burada da tekrarlayacağım. Bu yaptıklarımın aynısını buraya da yapacağım şimdi. Hanımlar, bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Ben bu modeli şu meşhur her yerde çok kolay bulabileceğiniz kalpli çiçekli mutfak havluları var. Ben onu uyguladım, çok güzel oldu. Çift renk yapmıştım, lila ile mor. Şu an elimde olmadığı için size görüntüsünü paylaşamıyorum. O şekilde mutfak havlularına yapabilirsiniz. O havluların her yerde var, değişik değişik çeşitleri. Örneğimiz bu şekilde bitti modelimiz. Ben elim çok sık olduğu için videoda net görünmez diye bayağı gevşek yaptım. Modelimizi bayağı gevşek çalıştım ki ayrıntıları görebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonundan tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz, takip ettiğiniz için. Kolay gelsin hanımlar, iyi günler.